Merhaba, şimdi bu sabah çıktım, Boston'daki Ikea'ya geldim. Aden artık 3 yaşında oldu ve normal küçük bebek yatağından yan yatağına geçmiştik. Yan yatağı yapmaya başladık, düşmesine engel olmak için. Artık yataktan düşmüyor ve normal bir yatakta yatmaya hazır gibi görünüyor. O yüzden bugün ona alışveriş yapacağım. Ona alışveriş yaparken bol bol eve de bir şeyler alacağım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Çocuk yatakları olarak bunlar var. Bizim evde bir tane şu Kura'dan var. Ali'ni almıştık ve çok çok memnunuz. Bu sefer çocuk yatağı almaktan vazgeçtim ben. Aden'e bu daybed denilen çekyat gibi olan yataklardan alacağım ki çocukların odası aynı zamanda misafirlerimiz geldiği zaman da kullanılabilecek bir oda olsun. Aden'e yeni yatak alacağım için şimdi tek kişilik yatak çarşaf takımlarına bakıyorum. Bunu çok beğendim. Bu yeni gelmiş galiba, tilkili olan. Bunu Aden çok beğenir. Bir de bir tane internette görmüştüm. Ha şu. Bir de şunu alacağım. Bunun üzerinde arabalar var. Araba yolları var. Aden'in kesin hoşuna gider bu. Bu ikisini atıyorum çantaya. Bizde şu masanın pembesi vardı. Ama o da çok çok pembe olmaya başladı şimdi. Hani iki şey, hem Aden hem Ali'nin aynı odayı kullandığı için bu masa takımını satıyorum. Şu an şeyde, Facebook Market'ta satılıkta. Şimdi bunlardan alacağım. Bu daha sade ve güzel. Bunu Aden rahatlıkla kullanabilir. Ben evde bunlardan kullanıyorum. Özellikle Aden'in arabaları için, oyuncakları için. İnanılmaz kullanışlı oluyor. Bunun için ek bir şey almama gerek yok şu an. Böyle bir tane alttan yatak çıkan bir model var. Şimdi bununla diğer arasında kararsızım. Diğerinde de alttan yatak çıkıp yanına geliyor. O zaman büyük bir yatak oluyor. Hani altta mı olsa yatak, acaba böyle mi olsa? Bakalım sonunda hangisine karar vereceğiz. Olduğu zaman ales kaçınılmaz tabii. Ben bundan çok memnunum. Lastikli kenarları. Normal lastikli çarşaflar gibi geçirebiliyorsunuz. Bunları iki tane alacağım çünkü altta da ya da yanında da iki tane yatak, bir yatak olursa diye. Burada çocuk yatakları varmış. Ha işte benim düşündüğüm bu. Şu Hemnes. Sadece bunun kenarlarının bu kadar kapalı olması hoşuma gitmedi. Ama kapatınca böyle koltuk gibi görünüyor aslında. Çok tatlı. Açınca da kocaman yatak oluyor. Altlarında da çekmeceleri var. Çekmece olan her şey, hani içine bir şey koyabileceğimiz her şey benim için çok önemli. Çünkü yerimiz kısıtlı. Bir bu var. Bir de bu var. Bunun da yanın altından çıkıyor galiba. Bakalım mı? Yok, böyle değil. Ha, bu da böyle çıkıyor. Evet, ama bu... Ha yok, bu altında kalmıyor. Bu da yanında kalıyor. Bu da Brimness. Aslında bu da olabilir. Sadece çekmecesi, o altındaki bölümü çok rahat açılmıyor gibi. Evet, benim istediğim bu. Şimdi bu yatağı nasıl kapatacağım beraber böyle görünüyor. Şimdi kapanınca göstereceğim. Böyle oluyor. Aslında kullanışlı. Ama bu çekmeceleri eğer çok doldurursam çekmek zor olabilir. Onun dışında herhangi bir problem yok. Gayet güzel görünüyor. Evet, biraz önceki gösterdiğim Hemnes Daybed'i almaya karar verdim ben. Şimdi iki tane yatak seçeneğimiz var. Çünkü o daybedler için bu kalınlarını kullanamıyoruz. Ya şunu almam lazım ya bunu. Bu Minasand diye geçiyor. Bu Masterwick. Ben bunu alacağım. Çünkü yani kalınlığı birazcık daha kalın şundan. Ama bu çok ince geldi. Sanki bunda sırtı çok rahat etmez gibi geldi. O yüzden ben buna karar verdim. Zaten iki seçenekten başka seçeneğimiz yok. Dediğim gibi diğerlerinin hepsi çok kalın daybedler için.
Ben bunu alıyorum. İki tane. Şimdi hallettik. Sırada burası var. Ali'nin artık kendisi giyinmek istiyor. Ve diğer eşyaların hepsi yukarıda katlı olarak durduğu için rahatsız oluyor. Kendisi giyinemediği için. Şunlardan alacağım. Giyinme odalarına koyacağım. Şunu beğendim. Sadece bu biraz uzun geldi. Onun yerine bunu almayı tercih edebilirim diye düşünüyorum. Bunun için en azından giysilerini katlı katlı koyarım. Kendisi istediği zaman seçip kendi kıyafetlerini giyebilir. Bunun fiyatı 209 dolar. Şu 129 dolar. Aslında bunu almak istedim. Sonra düşündüm ki sabah Aden uyurken Ali'nin eğer giyinmek isterse bunu açıp kapadığında bu sesi çıkartacak ve Aden uyanacak. Bunda stoperler var. Ses çıkmıyor. Sırf bu yüzden bunu tercih etmek zorunda kalacağım. Üzerine camı almayacağım tabii. Bir de tabii ayrı bölümleri olduğu için diğeri tek çekmece. Yani buna farklı farklı şeyleri koymak daha kolay olabilir. İşte çorapları, çamaşırları, üstler, etekler falan daha kolay olabilir. Ben bu bohem tarzı bayıldım. Bunu ilk defa görüyorum, daha önce görmemiştim. Bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor. Burasını bir de şirin yapmışlar küçücük yeri. Ya banyoya ben de bunlardan almalıyım. Çiçeklerden böyle asabilirim. Çok güzelmiş. Ben de alayım. Burayı da böyle yapmışlar. Yani şu şekil benim hoşuma gidiyor. Ama tabii çocuklarla mümkün değil yani. Bizim odaya girdiklerinde burası darmadağın olur. Başka tam benim tarzım dediğim bir yer. Bu dekorasyona bayıldım. Bakar mısınız? Çok huzur dolu değil mi? Çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Evde bir sürü şu tüylü oyuncaklardan var. Ama sanırım bunu alacağım. Aden'in yatağı için. Yumuşacık. Çok güzeller. Çatal bıçak takımı almak istiyordum çocuklar için. Onları da buldum. Buranın bu çocuk şey kısmını seviyorum. Çatal bıçak, işte tabak çanak kısmını çok seviyorum. Ya bundan alacağım. Bence Aline bundan alırım. Aden'e de bundan alırım. Zaten Aden'in bir set var evde de. Yıkandığı zaman ondan sonra şey zorlanıyorum. İkinci setini alayım diye düşündüm. Karnım inanılmaz acıktı. Mola verdim şimdi. Biraz yemek yiyeceğim, ondan sonra devam. Mutfak bölümüne geldim. Ali'nin krep çok seviyor. Ama benim krep tavam yoktu. O yüzden bir tane krep tavası alacağım. Bizim evde en çok kullandığımız şeylerden biri de bu yumurta tavaları. Tek yumurta için çok iyi oluyor. Her sene değiştiriyorum bunların şeyleri, atları bozulduğu zaman. Yine ikişer tane alıyorum şimdi bunlardan. Güzel kullanışlı bir peçeteliğe ihtiyacım vardı. Genel olarak hasırı çok sevdiğimden zaten çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Görünüşte şöyle. Sıra geldi yorgana. Aden'e yorgan alacağız şimdi. Ali'ne de Ikea'dan almıştım. Çok memnunum ondan. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Hangisi olduğunu göstereceğim size. Buldum Röt Topa. Bu bayağı sıcak tutuyor ve hiç terletmiyor. Twin boyundan tek kişilik olarak Aden'e de aynısından alıyorum. Benimkisi bu warmer olanındandı. Ama ondan kalmamış. Sadece cooler, yani daha serin havalar için olandan kalmış. Aden çok sıcak sevmediği için Ali'nin daha böyle cozy cozy, hani yumuşacık çok sıcak şeyleri seviyor. O yüzden Aden için bu uygun olur diye düşünüyorum, çok kalın olmadığını. Çarşaf olarak ise ben daha önce Duval'ı almıştım ama bu çok yumuşak gelmedi. Çok memnun kalmadım. O yüzden şimdi bir değişiklik yapacağım. Şu Net Jasmine almaya karar verdim. Bu %60 koton, %40 lavasal. Aslında şu %100 koton. Bu hani koton olduğu için, %100 koton olduğu için çok hoşuma gitti. Ama bunun tene teması saten gibi. O yüzden hani gerçekten yumuşacık ve hiç terletmiyormuş. Bir bunu deneyeceğim. Net Jasmine. Benim en sevdiğim yere geldik. Depolama çözümleri. Kutular kutular. Her zaman geldiğimde kutu alıyorum. Şimdi girişteki şeyi değiştireceğim. Kutuları değiştireceğim. Onlar beyazdı. Beyaz yerine hasırları alacağım. Ay, bu Ikea'ya gelmek adamı mahvediyor. İnanılmaz yoruldum. Kaç saatten beri buradayım, farkına değilim yani. Herhalde 5 saat falan oldu. Şimdi artık kasaya doğru ilerliyorum.
Bundan sonraki videoda evi nasıl yerleştirdiğimi çekerim artık. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Son olarak durumum budur. Bayağı nefes nefese çıkıyorum. Bunların hepsi benim. Ve arabaya sığdıracağım şimdi bunları.